Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eczanede bize genellikle soramadığınız ve bazı konularda çok yanlış bildiğinizi gördüğüm bir konudan bahsedeceğim. Bu da ertesi gün hapları. Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapı acil doğum kontrol yöntemidir. Ama biz böyle doğum kontrol yöntemi dediğimiz zaman genelde diğer doğum kontrol ilaçlarıyla da karışabilen bir durum oluyor. Ve böyle bir durumda e, ilacı yanlış almanız veya yanlış kullanmanız söz konusu olabiliyor. Gerek korunmasız bir cinsel ilişkiden sonra gerekse korunma yöntemlerinizin başarısız olması durumunda başvurabileceğiniz, tercih edebileceğiniz haplar. Şimdi biliyorsunuz ki bu hapların iki tane çeşidi var. Bunların bir tanesi levonorgestrel ham maddeli. 3 gün süreyle kullanılabilecek olan hap. Bir diğeri de ulipristal asetat ham maddeli. 5 gün süreyle kullanılabilecek olan hap. Şimdi bunların ikisi de yine acil kontrasepsiyon için kullanılan ürünler. Ee, şimdi bunlar nasıl çalışıyor? Aslına bakarsanız, kısaca özetleyecek olursam bunlar e, ya yumurtalarınızın salınmasını engelleyerek çalışıyor, e, ya salınmış olan yumurtalarınızın e, spermle birleşmesini engelleyerek çalışıyor veya da yine bir birleşme gerçekleştiyse bile rahim duvarına tutunmasını engelleyerek çalışıyor. En başta bilmemiz gereken şey şu. Bunlar %100 bir doğum kontrol yöntemi değil. Sadece acil durumda başvurmamız gereken ve Etkinliği yüksek olan ürünler. Dikkat etmemiz gereken şeylerin en başında şu geliyor. Hangi ilacı almış olursak olalım en etkili olduğu saat ilk 12 saat. Yani e, bu ilaç 72 saat boyunca etkili diye 72. saatin sonunu beklememeniz gerekiyor. Çünkü ilacın etkinliği e, ne kadar geç alırsanız o kadar az oluyor. Yani o kadar az işe yarıyor. O yüzden bir an önce kullanılması çok önemli. İki ilaç içinde geçerli. Bir diğer önemli olan husus şu ve bu konuda çok yanlış bildiğinizi e, birçok kez görüyorum. E, şimdi diyelim üç gün olan ilacı aldınız veya 5 gün olan ilacı aldınız fark etmez. Birinci günün sonunda ilacı kullandınız. Sonraki iki gün boyunca veya sonraki 4 gün boyunca bu ilacın etkisinin hala devam ettiğini düşünüyorsunuz ve sonrasında tekrar bir korunmasız cinsel ilişki. Yaşanırsa bu ilacın etkili olacağını düşünüyorsunuz. Bu çok yanlış bir düşünce. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız ilacı tekrar almanız gerekiyor. Yani ilaç size etki etmeye devam ediyor. Bu 3 gün boyunca etkili, bu 5 gün boyunca etkili diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Tabii ki bunlar da bir ilaç olduğu için bunların bazı yan etkileri var. En önemli yan etkisi bulantı, kusma. Ve o yüzden e, hangi ilacı almış olursanız olun. Eğer kusma gibi bir durum gerçekleştiyse özellikle ilk 3 saatte kustuysanız ilacı tekrar almanız gerekiyor. Aslına bakarsanız e, bu ilaçlar aç veya tok kullanılabiliyor ama aç kullandığınız zaman, Biraz daha bulantı kusma şikayetlerinin fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden bana sorarsanız tok kullanmanızda fayda var. Çünkü kusmanız durumunda tekrar almanız gerekiyor. Bir diğer yan etkisi baş ağrısı veya kasıklarda ağrı, kaşıntı, kızarıklık, hassasiyet gibi durumların oluşması. Ve en önemli yan etkilerinden birisi de özellikle bir sonraki adet periyodunuzun bozulması veya ara kanamalarınızın oluşması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden biz genel olarak bu tarz durumların hani ilk adet döngüsünde veya en geç ikincisinde geçmesini bekliyoruz. Ama tamamen bozulduğu durumlar da olabilir veya bu yan etkilerin hiçbirini yaşamamış da olabilirsiniz. Yani bunlar tamamen kişiden kişiye değişen şeyler. Ama şunu unutmamalısınız ki Vücudunuza yüklü bir dozda bir hormon alıyorsunuz, sentetik bir hormon. Bunun da vücudunuzdaki diğer hormonlarınızı bozma ihtimali. Tabii ki var. Yani bir kereden bir şey olmaz gibi bir durum söz konusu değil. Fakat tabii ki de acil bir durum varsa ve gebeliğin oluşmasını istemiyorsanız tercih edebileceğiniz ürünler. Bir de şöyle bir durum var. Mesela belli hastalıklarda ilacın emilimi gerçekleşmiyor. Özellikle böyle kron hastalığı gibi bağırsak hastalıklarında veya gerçekten bir karaciğer probleminiz varsa ya da e, bu epilepsi için kullanılan ilaçlar var. Karbamazepin, işte fenitoin gibi ilaçlar. Böyle bir durumda başka bir yöntem düşünmeniz gerekebilir ve hepimizin çok sıklıkla kullandığı bitkisel diyerek çok güvenle kullandığımız bitkilerden bir tanesi sarı kantoron bitkisi de eğer hali hazırda kullanılıyorsa bu ilacın size etki etmeme veya daha az etki etme durumu da söz konusu olabilir. O yüzden bunları da bilerek davranmamız gerekiyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken şey emziren annelerle ilgili. Özellikle 72 saat boyu etkili olan ilaçlardan bir tanesini kullandıysanız en az 8 saat boyunca bebeğinizi emzirmemeniz gerekiyor. Böyle bir durumda sütünüzü sağıp atmalı ve bu saat geçtikten sonra bebeği emzirmeye devam etmeniz gerekiyor. Eğer 120 saat e, süresiyle etkili olan bir ilaç aldıysanız da en az bir hafta e, bebeği emzirmemeniz gerekiyor. Yine dediğim gibi sütünüzü sağıp atmalı ve daha sonrasında bebeğinizi emzirmeye devam etmelisiniz. O yüzden e, bu tarz bir ilaç kullanmak emzirmenizi sekteye uğratacağı için... Gebelik sonrasında emzirirken güvenle kullanılabilecek olan doğum kontrol yöntemlerinden bir tanesini de tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer böyle bir durum varsa bu şekilde yapmanız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de sıklıkla şöyle bir e, talepte bulunulduğunu görüyorum. Bu iki ilaçtan birisini değil de ikisini birden alınca daha etkili olduğunu düşünme. E, ya da ilaçların içinde bir tane var biliyorsunuz. İşte ben beş tane içeyim daha etkili olsun gibi bir düşünce var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten ilaç e, iki ilaç birlikte kullanılmıyor. Yani e, kullanılması söz konusu değil. E, aynı zamanda daha fazla içmeniz de sizde daha e, iyi bir etki sağlayacağı anlamına gelmiyor. En başında da söylemiştim genel olarak bu ilaçlar %100 bir korunma yöntemi değil. Eğer daha fazla kullanmanız, ayda birden fazla kullanmanız gereken bir durum oluşuyorsa, daha güvenli olan doğum kontrol ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bunlar acil durumlar için kullanabileceğiniz ilaçlar ve 120 saat etkili olanların yaklaşık koruma yüzdesi ne kadar erken o kadar iyi bu arada %98 iken, diğer 72 saat olanların yaklaşık koruma yüzdesi %84'ler civarında. Tabii ki bu kişiye göre değişebiliyor. Ama dediğim gibi %100 kesinlikle gebe kalmayacağım diye bir durum söz konusu değil. Yine gebe kalma ihtimaliniz tabii ki var. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli konu eğer bu ilaçları kullanmadan önce hamilelik durumunun, gebelik durumunun kesinlikle olmadığını düşünüyorsanız kullanmalısınız. Yani daha öncesinde böyle bir korunmasız cinsel ilişki yaşadıysanız ve gebelik şüpheniz varsa en başta bu gebelik şüphesine kart etmeli, daha sonra böyle bir ürün kullanmalısınız. Çünkü gebelikte kesinlikle kullanılamayacak ürünlerin arasında bulunuyor. Şimdi bununla ilgili de en çok kafamızı karıştıran konuların biri de görüyorum ki ilaç fiyatları Şimdi biliyorsunuz ki hiçbir eczane ilaçların fiyatını belirleyecek bir yetkinliğe sahip değil. O yüzden bu konuda size pahalı geliyor olabilir ama bu konudaki yetkili merci eczaneler değildir. Yani bu şikayetlerinizi diğer devlet kurumlarına iletmenizde yarar olacaktır. Çünkü bizim bu konuda gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir diğer konuda genel olarak gördüğüm ve hiç hoşuma gitmeyen bir durum o da şu. Ben bu ilaca bu kadar parayı vereceğime çocuğu doğururum daha iyi. Bu ikisi bana göre karşılaştırılabilir şeyler değil. O yüzden benim bu cümleye verecek hiçbir cevabım yok. Yani bu tamamen sizin kontrolünüzde olan sizin isteğinizle kullanıp kullanmamaya karar vereceğiniz bir şey. Yani fiyatıyla çocuğu doğurmayı aynı görüyorsanız benim yapabileceğim şey gerçekten yok. Buna diyeceğim de hiçbir şey yok. Sadece diyeceğim şey şu bunun %100 bir korunma yöntemi olmadığını bilin. Dikkatli kullanın. Ee, kullanmanız gerektiği gibi kullanın. Çok fazla kullanmanız gerekiyorsa düzenli bir doğum kontrol e, hapı kullanın ve böyle bir durumda istemediğiniz gebeliklerin önüne geçin. E, bu konuyla ilgili vereceğim bilgiler bu kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.